Merhaba arkadaşlar. Buket'te Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için e, fincanımı kapattım. İzleyenlerim adına da niyetlendim arkadaşlar. Size kendi gönlünüzden geçirdiğiniz konuyla alakalı niyetlenin. E, hepimizin tabii ki de herkesin birbirinden farklı sıkıntıları var. Siz kendi yüreğinizdekine niyetlenin arkadaşlar. Uyanlar sizin olsun, uymayanlar evrenin yani kolektif açılımları niyetlendiğiniz her fal için bu böyledir. Niyeti de budur. Şimdi neyse halimiz o çıksın falımıza deyip ben size gördüklerime rehberlik etmeye çalışacağım. Bakalım bize neler söyleyecek. Ben kapatmadan önce izleyen bütün arkadaşlarımın gönüllerinden geçirdiğine varsa gerçekleşsin diyerek kapatıyorum. Açar açmaz da koskoca bir göz ile karşılaşıyoruz. Şimdi hepiniz gördüğünüz üzere. <laughs> bu göz tabii ki de yıldızınız düşük olabilir arkadaşlar. Şimdi kendinizde fark edin. Ee, küçük sakarlıklar yaşıyor musunuz? En olmadık, en sevdiğiniz eşyalarda, nesnelerde bir çatlama, patlama, düşme, kırılma, böyle anlık böyle, ee, baş ağrısı, bazen hatta kekemelik böyle bir, bir, bir diye kalıverir ya bazen insan hani hiç yoktan. Bu gibi enerjileri sağlar bu göz. Handenizde var, kendinizde zaten var. E, hanenin ortasında ve size kapsayan bir göz olarak vermiş şöyle bir göz gezdirelim fincanımızın tamamına ben sadece gördüklerime rehberlik edeceğim Siz e, ben anlattıklarımdan sizde anladıklarınızdan arkadaşlar çünkü kolektifteyken böyle nokta atışı e, yapabilmek <laughs> yani e, genel anlamda yorumlamak daha doğru olduğu için şimdi özellikle ki ben e, geçmiş enerjisi olan fallarda şöyle yani son zamanlarda yaşadıklarınız zihniniz meşgul ediyor ki Henüz o konu kapanmamış ki burada falan yansımış. Yani bunu bu yüzden görürüz. O yüzden ben de biraz özetle olsa bahsediyorum. Şimdi para gibi gördüğüm asla taşınmak niyetinde belki de olduğunuz. Şimdi bu taşınmak e, kamyona eşyalarınızı koyduğunuz gidiyor mu? E, yoksa e, ev mi değiştirmek istiyorsunuz? Ya da işten kaynaklanan bir konuşma mıdır? Bu bir kolektif. Burada cevap sizde arkadaşlar karşılıklı olduğumuzu düşünün. Yani beraber olsaydık sorardım. İş mi değiştiriyorsunuz ev mi derdim. Dolayısıyla burada size hangisi hitap ediyorsa. iki kişi parayla alakalı bir şeyin üzerine oturmuş. Yani taşınmak da öyledir. Eş değiştirmek de para ifade eder. Ev değiştirmek de. Bununla alakalı olarak siz ikiniz özellikle karşınızda bir insan var. Şimdi ikiniz karı kocasanız bile konuşuyorsunuz tamam değiştireceksiniz ama ya o kadar çok dallandırıp dallandırıp budaklandırıyor ki bu insan <laughs> Dolayısıyla e, burada dallanmıştı. Yani siz ona diyorsunuz ya ben şimdi ona danışacağım ama mıy 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 mıy. Hani ben kendim mi halletsem mi dediniz bir şeymiş gibi. E, bir kere sonra önünüzde bir kişi var sizin. Gitseniz de istifade etseniz çıksanız da o sizi o kişi göndermez sizi. Yani bir yere gitmek istiyorsunuz ama birileri de önünüze engel oluyor. Sonrasında üç kişi zaten konuşuyorsunuz ve siz arada kalıyorsunuz. Bakın göndermek istemeyen kişi sonrasında siz arada kalmışsınız. Bu arada kalmak ya da yeni teklifle eski iş yerinize kıyamadığınız için ya eşinizle anneniz burada bir şeyle bir şey. Anneyle baba baba yani evlatla çocukla anne baba bir şekilde eşle evlat arasında kalınmıştık ya da. Şimdi aslında bakarsak son bir ayınız nasıl geçmiş biliyor musunuz? Benim burada gördüğüm hakikaten böyle çok koşturuyorsun, çok koşturuyorsun ama ortada bakıyorsun hiçbir şey yok. Yani aslında günlerin hızlı 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 gidiyor ama bir bakıyorsun ki hiçbir şey olmamış ki daha. Sanki böyle derse ya bütün hani bu kadar para harcadım ortada ne aldım. Markete gidip artık geliyoruz ya böyle kuş kadar bir şeyle geliyoruz bir dünya para ödüyoruz. Onun gibi çok emek var az bir şey var. Az yol kat edilmiş. Emeklerinize umduğunuzdan ya da sandığınızdan planladığınızdan daha az yol kat etmişsiniz. Ama burada gözü alan ki şey sizin burada emeğiniz, takdire şayan, çabanız, mücadeleniz. İnsanların gözünde kalan kısmı o. Evet belki elde, edemediniz bazı şeyler. Belki de hani bazen insanın günü de arkadaşlar. Bazen deriz ki ya bu nasıl bir gün ya? Yani yetemedim, yetiştiremedim. Hani bu ayda sizin için öyle geçmiş açıkçası. Yetememişsiniz. Gönlünüzdekiyle yapabildikleriniz aynı olamamış. E harfindeki bir insan var burada. Onunla alakalı ciddi bir karşılık konuşma var. Şimdi sizi birisi baş tacı etmiş. Başınızın yani başımın üstünde yerim var diyor. Sizi desteklediği için mi görüyorum? Başının üstünü tuttuğu için mi görüyorum? Aklımda tamamen siz varsanız diye mi görüyorum? Bunun da cevabı sizde arkadaşlar. Ve şöyle bir şey var ki bir kere burada sizin emeklerinizle almış olduğunuz karşılığını alacaksınız. Güzel bir destekle karşılığını almak için konuştuğunuzu görüyorum. Karşınızdaki insan daha biraz mıy mıy mıy. <laughs> yani gerçekten karşınızdaki yanlış insanla bir şeyler yapıyorsunuz arkadaşlar. Karşınızdaki insana pek mi güvenleseniz sizden daha mı çok fazla cesaretsiz daha mı çok bilinmezlikleri var bu, bu insan size problem taşıyor gibi yani siz tek başınıza çok fazla iş halledebilirken o insanla beraber olduğunuz için yani böyle sanki işleriniz yavaşlıyor gibi çıkmış sonrasında sizin önümüzdeki bu bir ay içerisinde bu bilinmezliklerini yaşayan ya da getiren ya da işte size bu bilinmezlikler yaşat Hani emin olamadığınızı görüyorum arkadaşlar. Yani siz o kişiden bir emin olsanız ya da arkasındaki bu kadar çok kaygılı ya da korkan bir insan olmasa sanki böyle olmazmışçasına yani. E, dolayısıyla bir aylık bir mücadeleniz var sizin. Ama bu mücadelede de sizi şöyle görüyorum. E, biraz teksiniz. Yani karşınızdaki insandan çok beklentiler. Zaten gözü topladığınız, nazarı topladığınız zaman dilimi de burası ya. Şu bir buçuk aylık zaman diliminiz sizin. Bakın burada da karşınızda küçük, şurada da arkanızda küçük. Hep mücadelenize teksiniz. E, bu da insanlarda maşallah tütü enerjisi sağlayacak tabii ki de. Özellikle ne diyelim buna? E, Mayıs bitti diyoruz. Haziran diyelim arkadaşlar. Çünkü bugünün son 5 bir yani şu bir haftadır zaten başladığınız bir mücadeleden bahsettiği için. E, Mayıs'ın 23'ü de olsa ne olur? 25'i de olsa ne olur? Dolayısıyla Mayıs'ı bitiriyoruz burada. <laughs> Herhalde Haziran ayının sizin şimdi bekleyen ilk 15 gününüz mücadele ama sonraki 15 günü biraz biraz daha rahat. 13 görüyorum net. 13 bu Haziran'ın 13'ü demek. Bu Haziran ayının 13'ünde sizi karşılıklı konuşurken görüyorum. Beklediğiniz bir haber var. Haziran ayında özellikle ayın 20'si gibi mesela şuradan bu celse bir çıksa tarih bir belli olsa bu sayfa bir gelse bu tarih bir bir niyet belli olsa bir şey bir şey dediniz bir yer var burada arkadaşlar. iniş i̇niş çıkış iniş çıkış A harfi sizin yanınızdaki bir A harfinde inanılmaz bir size haber gelecek siz çok mutlu olacaksınız. Parayla alakalı iki kişi zaten bu habere dönmüş bakıyor yani bu haber sizi ilgilendiren ve beklediğiniz bir haberin zamanında geleceği. Ayın 13 ya da 15 çıkmış. Resmen 13-15 diyor bana. Haziran sadece 13-15 diyebiliriz burada. Böyle iniş çıkışlı bir insan var. A harfindeki bir insanın hayatında şu an size yansıtmadığı, yansıtmak istemediği inanılmaz bir girdapta. Böyle bir gün iyi bir gün kötü ama çok güzel rol kesiyor. Kızınız evlilikte mutluyum diye davranıyor. Evladınız sınavların hepsi 5 pekiği geçtim anne. Değil öyle 5 pekiği yok orada yani. Demek istediğim A harfindeki sizin hayatınızda şu an parayla ilgili bu arada sadece o kısım. Parayla ilgili olan her kim ise ne iş yapıyorsa <laughs> bilin ki inişler çıkışlarla dolu bir süreci var. Onun dışında 19 Haziran'da ne var neden bu kadar çok net 13'ü 15'i ve 19 rakamlarını yan yana gördüğüm. Siz o tarihlerde bir şeyler bekliyorsunuz ve parayla alakalı zaten balkonda konuşur balkonda bekler balkonda hadi gel artık diye hazırdasınız. Yani sizin de zaten beklediğiniz bir şeyin olacağından bahsediyor ya burada haricinde parayla alakalı çok net bir şekilde sizin iki kişisiniz. Paranın bir ucunda siz bir ucunda diğer taraf var arkadaşlar. Siz burada iki kişi. Haziran ayı itibariyle Temmuz ayını kapsayacak bir şey o. Yani Haziran'da bir net olursa önümüzdeki süreci ben de ona göre görebilirim dediğiniz bir dönem. Dolayısıyla sizi şöyle görüyorum. Siz Haziran'da hayırlı bir haber alacaksınız. 13, 15, 19 rakamları çok net var. Birisinin doğum tarihidir, doğum günüdür, doğum beklediğiniz bir şeydir bilmiyorum. Temmuz ayında parayla ilgili çok net bir şeyleri artık iki kişi sırtlanmış, göğüslenmişsiniz. Yani önünüzü net göreceksiniz burada. Ben size adınıza gelecek güzel haberler var. Temmuz'da da paranın üzerine çıkmışsınız ve şey gibi bir tarafını sen tut bir tarafını ben tutayım bunu dengede tutalım. Yani yarısını sen ver, yarısını ben vereyim. İki ortağız. Yarısını sen koy, yarısını ben koyayım. Bir şey var burada. Birisi abinin biri kardeşinin bölünecek bir para belki. Tatravali gibi de bile değil. Kafa kafaya vermişsiniz. Parayla ilgili tırım tırım çözüm arayacaksınız o süreçlerde. Şimdi zaten hanedeki parayla ilgili sıkıntılarınızın böyle gördüğünüz böyle oluk oluk aktı. Yani bütün bütün aktı. Bu hayırlı ve güzel bir şey tabii ki de. Şöyle hayırlı ve güzel bir şey. Balina gibi görünüyorsunuz. Farkındaysanız böyle bir şeyin üzerine siz binmişsiniz artık. Yani iki kişi de aşağıda duruyor. Burada kuyruk kısmında da biri var. 1 2 3 kişinin etrafınızda ama siz böyle denizaltı, balina, bir tank, tüfek bir şey yani buradaki güçlü olduğunuza dair bir gösteri bu, görü bu. Üzerinde de siz varsınız. Yani burada bir seferoğulları, burada bir telloğulları varsa bile bu tarafta bu arada B harfi var. Şimdi <laughs> sizin burada 1 2 3 kişi konuştuğunuzda buradaki insanların 1 2 3 bununla beraber 4 kişi olduklarını görüyorum e, siz burada gücünüzü bakın şu görselin küçülmüş hali burada var. Yani siz niyetlendiğiniz nedir bilemediğim için tabii ki de genel bir açılımla şunu söylüyorum. Para niyetli bir iki üç insanı kuyruğunuz dahi olan bir insanı da ekarte edeceksiniz ki hayatınızdan çıkartacaksınız, sollayacaksınız, başaramayacak. Siz onun önüne geçeceksiniz. Yani bunu her türlü böyle değerlendirilebilir biliyor musunuz? Çünkü arkanızda ve etkisiz kalmışlar. Kuyruğunuz ve bakmıyorsunuz. Yani siz kendi hayatınızı para üzerine doğru yönlendirmişsiniz. Şimdi e, kariyer hayatıyla alakalı da şöyle söyleyeyim. Bir 8 rakamı görüyorum orada. Bir de böyle kanguru gibi zıplıyor ama horoz gibi kuyruğu olan biri var. Yani sanki bir şeyleri korumaya çalışan zıplaya zıplaya bir şeyleri çabuk çabuk halletmek isteyen ama horoz acaba tez vakitte gelecek haberle haberle kısmetli bir kanguru kanguru anaçlık olarak da değerlendirilir ya arkadaşlar. Hani böyle kesedir, annedir, toparlar, toparlayıcıdır. Hızlı hızlı zıplar. Şimdi ben size şey diyorum. Aldığınız bir haber sonrasında zıplamak üzere bir şeyleri bekletiyorsunuz diyorum burada. <laughs> yani sanki Temmuz ayında, Temmuz'un sonu diyebiliriz. Başında 8 rakamı var çünkü. Belli ki buradaki plan programlar Ağustos ayına dair. Ya da ayın 8'ine dair diyelim. Şimdi çok da böyle sınırlandırmayalım. 8 gün sonra mı derseniz. Onun da cevabı sizde. Dolayısıyla e, haber gelse hemen zıplayarak gideceğim dediğiniz bir şey burada Ve çok öne açık biliyor musunuz? Sizin zaten çizginiz belli. Ben hep şey derim. Yani bir insanın sınırları belliyse belli oluyor bu falda. Bir insan daha dağınık ve hayatı şu an hatta dağınık bir hayat varsa da net yansıyor. Ay 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 ay. Şimdi arkadaşlar burada aileyle alakalı gördüğüm şey Değişim ya değişim. Birisi araba gidiyor. İki kişi konuşuyorsunuz. Taşınacaksınız, ev alacaksınız, ev değiştireceksiniz, evle ilgili bir sıkıntınız var, taşınmayı düşüneceksiniz. Karı kocasınız ya da partnersiniz ya da e, evlilik teklifi midir? Hayır, teklif böyle görünmez. karşılıklısınız zaten. Yani gidişatınız, ilişkinizdeki gidişat devam ederken e, temiz gidecek, aydınlık gidecek, olması gereken gibi gidecek. Sonra çizginiz belli, sınırlarınız belli. Arkadaşlar siz kariyer hayatınızla aşk hayatınızı yani ben kariyerimi artık belli bir noktaya getirdim. Aşkımla alakalı da belli bir nokta Yani aile hayatımdaki karışıklıklar zaten düzene girecek ya da ben onu halledeceğim der gibisiniz. Sonrasında da hayatım rutin gidiyor dediğiniz bir çizginiz var sizin burada. Hem sağ hem sol yani hem aşk hem iş e, gayet rutin çizgileri belli. İlişkiniz her ne noktada ise arkadaşlar rutininiz devam ediyor diyebilirim. Ben sadece görevliliklerime tabii ki de rehberlik ediyorum. Hepinize dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir kolektif açılımı e, tabii ki de herkes nereden bakıyorsa oradan görecektir. Ben de görebildiğim kadarını size rehberlik etmeye çalışıyorum. Bugünlük benden bu kadar. Dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sonundaki sohbetlerimi seven ve buraya kadar bana eşlik eden bütün gönüllere selamlar. İyi ki varsınız arkadaşlar. Benim e, gerçekten yorumlarınız beni motive ediyor. Kıymetli benim için gerçekten. Tabii ki de izleyen, beğenen, takip eden tüm herkes destekleyen yüreklerimizi birbirimize dokundurduğumuz hepimiz. Hepiniz yani. Ama benim de yüreğim size dokunuyor. Onu bilin istedim isterim. Bunu da sadece burada beyan edebiliyorum zaten. Bu alanda böyle çok severek de devam ediyorum buraya. Çünkü kendi hayatımda ben beddua etmeyen biriyim arkadaşlar ve çok da iyi geldiğine inanırım. Buna siz de inanın istiyorum. Çünkü bugün sırtınızdan hançerlediği kişi bizzat yapma be sen de mi bir tüslediğiniz insanın ta kendisi belki. Yıllardır belki aynı sofradan ekmek yediniz yemek yediniz belki. Ve geldiği insan sizi hiç acımasızca kuyunuz kazdı. Çok acı yani bunu atlatabilmek psikolojik olarak da kolay olmuyor. Ama ben her zaman diyorum ki bir insan sınav dünyasındayız. Bugün eyvah bittik bu borcu ödeyemeyiz. Aşk acısı yaşıyorum. Ben bu sevdayı kara sevda. Yani yaşadığınızın adası, adı neyse. Emin olun ki atlatıyor insanoğlu. oğlu. Ee, yani Rabbim ölüm acısı yaşatmasın yeter ki ki insan ona da dayanıyor. Duyuyoruz görüyoruz arkadaşlar. Yaşıyoruz ya da bizzat da yaşayabiliyoruz. Rabbim geç yaşatır inşallah. ölümler öte yani ölüm acısından daha büyüğü yok arkadaşlar. O yüzden bugün acınız her neyse şöyle bir şükredin. Görüyorum, duyuyorum. İnsan e, sağlığında kıymetini bilmiyor. Ufak bir yerimiz acıyınca diyoruz ki eyvah ne kadar bütün günümüz kabus gibi geçti. Baş ağrılı geçti. Ya işte insan sağlığına şükresin. Bugün çok şükür ki günümüz güzel gidiyor. Bugün çok şükür ki nefes alıyoruz. İnsanın borcu olmalıymış zaten. Ödeyecek rız rızkı olması için insan borca girmeliymiş. Yani böyle düşünün. Maddiyattan da sınanıyorsanız eğer. Sözün özü ne biliyor musunuz? Hayat sınıyor. Yeni çıkışlar oluyor. Bugün indiysek bir gün çıkacağız. Bekleyin. Bize yarınlar gösterecek. Beddua da etmeyin o hançerleyen kişi. Dönüyor dolaşıyor. Sevdiğinden bereketinden. Bir de insan zaten ona beddua etmeye alışınca bu sefer fincanı kahretmesin, aman o çatladı mahvetmesin diye böyle bir ağzı zaten bedduaya kaçıyor. Yani enerji olarak güzeli gönderen evrene sizde onlar bulacak göreceksiniz. Bir deneyin. Deneyin anlayacaksınız arkadaşlar. Denedim de tecrübe ettim de sizinle paylaşıyorum tabii ki de. Yoksa ben de herkes kadar sınandığım, çok öfkelendim, çok zor günler geçirdim, aşk acısı da çektim işte vesaire vesaire yani hep hepimiz genç olduk, ergen olduk, küçük olduk, sınavdan da kaldım vesaire gibi. Yani herkesin derdi neyse bugünkü. Hepimiz sınanıyoruz. Dolayısıyla sağlık olsun diyoruz. Yarınlara umutla bakmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Sağlığınızı ve psikolojik sağlığınızı dikkat edin. Psikolojik olarak da insanlar daha az anlayışlı artık. Daha yarınlarından kaygılı artık. Daha tahammülsüz. Umutsuz bir kere. O yüzden diyorum yarınlarınızdan umudunuzu yitirmeyin. Herkes kalbinin ekmeğini yesin. Kalbinizde ne varsa bir an evvel hepsi sizin olsun. Bir sonraki bakımda görüşmek üzere arkadaşlar. Başta sağlıkla kalın. Hepiniz hoşçakalın.